Toplu taşımada 60 ve 65 yaş üzeri yolcular da artık ücret ödeyecek. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi bir şey değil. Ben 60-70 yaşındayım. Şu ana kadar yapılan şeylerden çok memnundum. Ama bundan sonra ödemesi iyi bir şey değil bence. Ödenmemesi lazım. 65 yaş. Daha kaç yaşımız kaldı kim bilir. Aynen. Şurada binip orada iniyorlar. İyi olsun. Olsun. Katılıyorum yani. Adamı boşuna meşgul ediyor. Burada biniyor, şu durakta iniyor. Yürüsün oraya binene kadar. Ya ödemesi gerekmiyor bence. Çünkü yani zaten ayda yılda bir gittiği bir yer var. Ona da yani ücretsiz gitmesi lazım. Genel olarak gittiği yerde zaten ya hastanedir. Yani yaşlı bir insan kolay kolay zaten evden çıkmıyor. Ya vermiş hakkı geri alır mı? Yani zaten emekli adam zor geçinen insan yani. Bir de o hakkı elinden alırsan sosyal şey kaldı mı, devlete anlaşık kaldı mı? Bence yerinde bir karar. Çünkü mesai saatlerinde gerçekten ben de toplu taşıma kullanıyorum. Bayağı bir kalabalık oluyor. Öncelikle bu konu hakkında ücret ödedikleri saat olarak bir tartışma vardı. Mesai saatleri içerisinde artık ücret ödeyeceklerini duymuştum. Bu doğru mu? Evet. Yoksa her zaman mı ödeyecekler? Evet, doğru. Doğru, benim söylediğim doğru. Öyleyse gayet yerinde bir düzenleme. Zaten tartışılan bir konuydu. Ortası bulunmuş olmuş. Ya hani ne bileyim, bence gerek yok ya. O kadar zaten şey yok yani. Yaşlı yok gibi. Yani bilsen olur, bilmesen olur bence. Vallahi durumu varsa ödesin yani. Devlete, millete, herkesin şeysi olsun yani. Açıkçası ben sevinirim. Yani çünkü ya tamam, kendileri çok fazla kullanmıyor belki. Hani bu yüzden de hani yaşla itibariyle ücretsiz kullanmaları onlar için avantajlı ama ya bizler öğrenciyiz. Bizler sürekli zam eklenerek ödemek zorunda kalıyoruz. Ya bence şöyle de bir durum var. 65 yaş üstü kartları diğer öğrencilerin kullandığı, tramvaya binerken özellikle kullandığı çok fazla oluyor. Aynen. Ve büyük bir haksızlık bence. Benim gözümde en azından. Bence güzel bir fikir. Yani aynen. Bence olmalı yani. Aynen. Daha az bir ücret alınabilir belki ama alınması gerekiyordu. 65 yaş sonunda olup da her yere gezen teyzelerimiz çok fazla var sonuçta. Aynen. Mesai saatleri özellikle iş ve iş çıkışlarında bir ekmek almaya çarşıya inenler var. Bunlar herhalde gidermek içindir bunların düşünceleri. Pek mantıklı bir şey gelmiyor ama onlar da bunu düşünmeleri lazım. Bir ekmek için çarşıya inmemeleri lazım. Namaz kılmıyor adam, cami seçiyor mesela. Şu camiye gidelim, bu camiye gidelim. Tamam, ibadet etmek güzel bir şeydir ama o sabah o saatte, akşam o saatte olmaması gerekir. Yani bu konu hakkında bence ödememeleri gerekiyor. Çünkü hani 60-65 yaşına gelmiş ve emekli vatandaşların toplu taşımalara para ödemesini istemem. Zaten aldıkları emekli maaşları da hani düşük miktarda diyebiliyorum. O yüzden ödemelerini istemem. Yaşlılarımız bu konuda biraz işin cılkını çıkarttı. Çok fazla kullanmaya başladılar. İşte atıyorum namaza giderken veya bir markete giderken bile en yakın yerde otobüse biniliyor. Onlar haricinde bence yanlış bir karar olmuş. Ücretsiz olması, devam etmesi gerekiyor bence. Ama işte içinden de istisnaları elememiz gerekiyor. Yani sürekli namaza giden veya başka bir işte kısa mesafeler için bile gidip gelen ve birkaç defa da şoförle rast geldim. İşte kavga boyutuna gelen durumlar da yaşandı. Kaldırılmaması taraftarıyım. Ama buna da bir önlem getirilmesi lazım. Bir kısıtlama getirilmesi lazım. Bir süre olabilir mesela saatler arasında. Eğer tekrar biniş bileti ödeyeceklerse uygun bir karar olmamış.